2008'in son kültür aşından hepinize merhabalar. Yeni bir yılı karşılamamıza sayılı günler kaldı. Biz de bu haftaki bölümümüzü yılbaşı gecenize renk katacak lezzet önerileriyle değerlendirelim istedik. Ve yılbaşı gelenekleri arasında özel yere sahip tariflerden en gözde olanlarını seçtik sizler için. Ve işte bunlardan ilki hindi dolması. Aslında yılbaşında hindi yeme geleneği dünyada ilk olarak ne zaman başlamış pek bilinmiyor. Amerikalılar Kasım ayının 3. perşembesine denk gelen Şükran gününde, İngilizlerse Noel gecesinde hindi yiyorlar. Ülkemizde ise hindi dolması yemek son yıllarda iyiden iyiye yerleşen ritüeller arasında yer alıyor. İşte biz de bugün hindi dolmasını evde yapmayı tercih edenler için İstanbul Cihangir'de çok keyifli bir mekanı ziyarete gidiyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, yılbaşının en görkemli yemeği hindi dolması için Cihangir'de catering hizmetleri veren bir işletmedeyiz. Ve yanımızda hem şefimiz Selva Hanım var hem de işletmenin ortaklarından Neşe Hanım var. Merhabalar diyorum ikinize de. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz şimdi birazdan hindi dolmanın yapımına geçeceğiz Selva Hanım'la. Hatta böyle püf noktalarını da paylaşacağız sizinle. Ama gelmişken buraya, burada özel bir konsept var, özel bir ambiyans var. Biraz izleyicilerimize bilgi verelim de yaşayalım. Hazır önümüzde de yılbaşı günleri var. Fikir edinmek açısından neler yapıyorsunuz burada? Burada biz özel davet ve toplantılara ev sahipliği yapıyoruz. Gördüğünüz gibi catering kolumuzun mutfağı burada. Bir de şimdi dediğimiz gibi hazır yılbaşı üzeri siz burada özel bir paket hazırladınız yılbaşına ait herhalde. Gelip buradan alıp götürebiliyorlar paketi. Tabii ki belli siparişler verilerek yılbaşı öncesinde ve yılbaşı gününe yönelik hazırladığımız menüler dahilinde çeşitli mezeler, yılbaşının tabii ki vazgeçilmez lezzeti hindi, iç pilav vesaire gibi tüm ürünler ihtiyaçlarını, peynir tabakları ve şarküteri tabakları da dahil olmak üzere. Yani eğer yılbaşını evde kutlamak istiyorsanız, böyle baş başa sevdiklerinizle birlikte güzel bir sofrada buluşmak istiyorsanız ama yemek yapmaya da vakit bulamıyorsanız buradan sipariş olarak böyle muhteşem bir menüyü hazırlatabilirsiniz. Size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için, misafirimiz olduğunuz için her zaman bekliyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sizi baş başa bırakın. Teşekkürler. Peki hindi dolması yapacağız ama var mıdır bunun özel noktaları, özel pratik bilgileri izleyicilerimiz evde yapmak isterlerse? Normalde hindi dolması iç pilavla doldurularak yapılır. Ben bu sefer hindinin içini kestane ve ekşi elma ile doldurup iç pilavını ayrı yapacağım. Hem böyle değişik bir izleyicilere değişik bir sunum olacak. Evet, aynen öyle, sunum olmuş olacak. Harika. Kaç kiloluk bir hindi bu? Bu 4,5 kilo. Buradan kaç kişilik bir dolma çıkar? 4 kilodan yani bir 10-15 kişi arasında doyabilir. Bayağı bir kişiye yetecek yani. Bayağı bir kişiye yetecek. Malzemeler de çok zaten gördüğüm kadarıyla. Onların da kısa bir özetini geçelim. Çünkü zengin bir malzeme birikimi var. Neler kullanılıyor? Evet, kestane ve ekşi elmayı dediğim gibi hindinin içini doldurmak için kullanacağım. Biberiyem var, taze kekiğim var. Bunu da hindi pişerken üstüne koyacağım. Hani tadını, aromasını versin diye. Onun haricinde garnitür olarak karnabahar, Brüksel lahanası ve brokoli var. Onun haricinde iç pilav malzemesi için kuş üzümümüz var, doğmalık fıstığımız var, tarçın, yeni baharımız var. Bunlarla da iç pilavımızı yapacağız birazdan. İç malzemelerimizi saydık ama ben bir şey çok merak ediyorum. Hindinin üstünü böyle nar gibi kızarması ve de kurumaması için özel bir yönteminiz var mı? Ben sadece limon suyu sürüyorum. Ve şimdi herhalde içini dolduruyoruz hindimizi. İlk önce yarı haşlanmış kestanemizi, çok fazla haşlamıyoruz yoksa lapa olur. Bir de ekşi elmamızı şöyle bir harmanlıyoruz. İçini haşlanmış kestane ve elma ile doldurduk. Sonra da gördüğünüz gibi Selva Hanım bir terzi titizliğiyle hindimizi dikti. Bu biraz maharet gerektiriyor galiba. Özel noktaları belirlemek gerekiyor.
İlk olarak burası da normal dikiş atıyorisi diye. Daha sonra bacağının kalça tarafından bir kere girip daha sonra ayağının ucundan çıkıp buradan düğümlüyoruz. Ki açılıp derisi yırtılmasın diye fırında pişerken. Peki bu ip özel bir ip mi? Herhangi bir ip kullanabiliyor muyuz? Bu kasapların kullandığı et bağlamak için olan ip her kasapta bulabilirler. Kalın bir ip olacak. Evet, kalın bir ip olacak. Şimdi artık hindiyi fırına vermeden önceki son işlemdeyiz zannedersem. Üzerine limon suyu demiştiniz kızarması için. Tepsinin altını ilk önce yağlıyoruz. Daha sonra kuşbaşı doğranmış soğan ve havuç koyuyoruz. Bu arada Selva Hanım içinde böyle enteresan bir şey attı. Bir baş sarımsağı ikiye ayırıp kabuklarıyla birlikte. Kabuklarıyla birlikte koyduğumuz zaman o tatlı bir aromasını veriyor sarımsak. Yani bu şekilde de tabii yenilebilir isteyen ama zaten bu ondan sonra çöp oluyor. Ama işte bu da değişik bir püf noktası olarak sizlere duyurmak istediğimiz şeylerden birisi oldu. Şimdi hindi herhalde koyuyoruz. Evet. Hindimizi yerleştiriyoruz. İtinayla tepsimizin içine hindimizi koyduk ve limon suyu. Limon suyunu. Hani şöyle nar gibi kızarsın diye. Esos cueros llevan sueño. Hindimizin üzerine şimdi de folyo ile kapatıyoruz. Havalanacak şekilde. Ne yapıyoruz şimdi Selva Hanım? İç pilavımızı yapıyoruz. Tereyağımız var galiba. Tereyağımızı koyuyoruz. Yağımızı erittik ve artık birer birer malzemelerimizi eklemeye başlıyoruz ve böylece de iç pilavımızı oluşturuyoruz. Biz de sizi iştahımız kabararak izliyoruz. La noche silbó. İç pilavımızı pişirdik. Hindimiz de pişme süresini tamamlamak üzere fırınımızda. Ve de biz bu arada demi-glace sosumuzu hazırlayacağız. Bu özel bir sos. Evet, İçine sos neler giriyor? Öncelikle tavuk kemiklerini fırında iyicene yakıyoruz. Daha sonra çok az bir yağ koyuyoruz tavamıza. İçine kuşbaşı doğranmış soğan, kereviz sapı ve havuç giriyor. Bunları soteliyoruz kemiklerimizle beraber tavada. Daha sonra kırmızı şarapla çektirip üstüne tekrardan tavuk suyu ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Bir 15-20 dakika kadar kısık ateşte kaynıyor. Daha sonra da meyhane yapıp sosumuzu bağlıyoruz. Bunu hindinin üzerine mi gezdiriyoruz sonra? Hindinin üzerine tabii isteyen alır, isteyen almaz, servis sırasında masada bulunduruyoruz. Yani bunu size alternatif öneri olarak veriyoruz sevgili izleyicilerimiz. İsterseniz kullanırsınız, isterseniz de sadece hindiyi olduğu haliyle servis yapabilirsiniz. Yanında pilav ve sebzeleriyle birlikte. O zaman tekrar söz sizde, izliyoruz Selva Hanım. Pociones de amor. Volco en mi guitarra. La luz de su redención. Final. Esos cueros llevan sueño al otro lado del mar.
gibi kızarmış hindimiz fırından çıktı. Saatlerce pişti ama değdi galiba çünkü harika görünüyor. Pilavı da yanına koyduk, iç pilavını. Bir de siz böyle haşlanmış brokolilerle, karnabaharlarla süslediniz etrafını. Peki bunun servisi için özellikle dikkat etmemiz gereken unsurlar var mı? İlk önce bacakları çıkartıp onları ayrı servis edip daha sonra göğüs tarafını dilim dilim servis ederlerse daha rahat olur. O zaman biz önce ilk servisimizi alalım. Bir taraftan da izleyicilerimiz de görmüş olsunlar. La noche silbó su antigua milonga. Tabağımız adeta bir tablo gibi oldu. Böyle içinde yok yok muhteşem görünüyor. Ve şimdi tadına bakıyoruz. Siz kotarken içine baharatları ben acaba biraz fazla mı diye düşünüyordum. Ama çok ideal kıvamında olmuş. Gerçekten harika. Haşlanmış sebzelerle de dediğimiz gibi renk olarak da inanılmaz güzel görünüyor. Ben böyle erken yeni yıl kutlaması yapmış oldum. Hindiyi erken yedim. Ellerinize sağlık diyorum. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Tarifimizi gördünüz. Eğer bu yılbaşı ben yapayım hindi dolmasını evde diyorsanız, kendinize güveniyorsanız, zaktinizde varsa buyurun diyoruz. Ama yok, eğer hazır alayım, bununla uğraşmayayım diye düşünüyorsanız da siz kendinize yılbaşı sofranızı Selva Hanım'ın maharetli ellerine bırakabilirsiniz diyoruz. Biz denedik, onayladık. Şimdiden afiyet olsun hepinize. Osmanlı zamanında fazla rağbet görmeyen, sadece azınlıklar ve Levantenler arasında uygulanan yılbaşı ağacı süsleme geleneği, Cumhuriyet'in ilanından sonra ülkemizde de rağbet görmeye başlamış. Biz yine konumuza dönecek olursak, yılbaşı gecesinin olmazsa olmazlarından biri de mükellef bir sofra etrafında sevdiklerimizle bir araya gelmek şüphesiz. İşte biz de bu özel sofraya yakışacak iki pratik meze tarifiyle buluşturuyoruz şimdi sizleri. Yılbaşı sofrası mezesiz olmaz dedik ve birbirinden nefis iki meze tarifi için Şef Serkan Bozkurt'un yanına uğradık. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz Serkan Bey. İki nefis tarif dedik. Evet. Nedir onlar? Birincisi tabule, ikincisi de muammara. Neden bunları seçtik onu da söyleyeyim. Neden? Evet. Şimdi yılbaşı sofrası zaten yeterince kalabalık bir sofra oluyor. Öylesi makbul değil mi? Tabii öylesi makbul. Şimdi uzun saatler oturuluyor ya. Bir de eğlence falan da oluyor. Şimdi ben istedim ki o sofrada böyle geçip mutfağa hemen yapabileceğiniz, aynı zamanda da ola ki alkol alanlar da olabiliyor tabii, ona yakışabilecek mezeler olsun. Tabule bunun için çok çok iyi. Bir de bizim damak tadımıza özgü böyle yaklaşık çiğ köfte tarzı diyelim. Araplardan bir de muammarayı seçtim. Tabule de bu arada Lübnan mutfağına ait bildiğim kadarıyla. İkisi de aslında Orta Doğu'dan gelen meze. Ama oldukça bizim damak tadımıza yatkın ve çok sevdiğimiz, aslında aşikar olduğumuz şeyler. Tabule kısırın bir çeşidi. Daha maydanozlusu mu? Daha maydanozlusu, evet. Doğru hatırlıyorum. Yeşillikli böyle. Muammara da ekmek ve beyaz peynirden yapılan, o da aynı çiğ köfte gibi yapılan bir meze çeşidi. İkisi de oldukça zevkli ve bizim damak tadımıza uygun mezeler. İnce bulgur kullanıyoruz. Kısırlık ince bulgur 1 kilogram. 1 demet taze nane. 5 adet limon, 2 demet maydanoz, 2 adet domates, 1 su bardağı zeytinyağı ve 1 su bardağı da ılık su. İlk önce kısırlık bulgurumuzun içerisine 1 su bardağı ılık suyumuzu ilave edelim ki bu kısırlık bulgur hafif şöyle bir şişsin. Bunu dinlendireceğiz galiba. Tabii, şimdi malzemeyi doğrarken bu aynı zamanda dinlenecek. Daha sonra da hepsi beraber özleşecekler zaten. Şöyle hafif karıştırayım ki her tarafa su yayılsın. Bulgur iyice emsin. Miktarda da limon koyuyoruz içerisine. Bunların hepsini katacak mıyız? 5 tane limon var orada. 3 tane limon katacağım. 2 tane limonu da yanına süsleme olarak kullanacağım.
Şimdi sıra tuz. Bir su bardağı da zeytinyağı. Benim içimden şey geldi. Hani nasıl olsa böyle güzel bir sofra ya, yılbaşı sofrası. Ortasına bir tane gül yapalım domatesten. Tavuleni. Şöyle ince ince kesiyoruz. Tabii bu iş için bıçağın çok iyi kesmesi lazım. Yoksa her çekişinizde domatesin parçasını alır götürürsünüz. Bu sefer sıralaması bozulur. İyi bir gül de olmaz. Tabuleyi karıştırmaya. Ele kuvvet, bileğe kuvvet. Evet, şimdi iyice özleşmesi lazım. Birazcık da maydanozun renginin bulgura geçmesi için bunu birazcık yoğuracağız tabii. Tabulemizi hazırladık ve sıra geldi muhammaraya. Sıra geldi, evet. Şimdi ikinci mezedeyiz. Bunda malzemeleri gayet pratik görünüyor. Aslında hepsi evde olan malzeme bunların. Şimdi ben 3 tane tost ekmeği aldım. Kenarlarını kestim ama hiç dert etmeye gerek yok. Evde mutlaka bayat ekmek de vardır. 1 su bardağı zeytinyağı. 1 tutam tuz diyelim. Şöyle 1 yemek kaşığı kuru kekik. 500 gram beyaz peynir. 1,5 su bardağı dövülmüş ceviz içi. 1 su bardağı ya da 200 gram diyeyim. Acı biber salçası, 4 adet limon ve marul. Bunlar garnitürleri. Marulla limon süsleme için. Süsleme için, garnitür olarak. Anladığım kadarıyla peyniri, cevizi ve salçası bol bir meze hazırlayacağız. Aynen öyle. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? Bu bayat ekmekleri derin bir kasenin içerisine elimizle böyle kıra kıra başlıyoruz. İçerisine 500 gram beyaz peyniri şöyle ufalayacağız. Tabii bunu yoğurmak gerektiği için ben bütün malzemeyi katayım, ondan sonra karıştırmaya başlayalım. Tamam, bu arada o kadar çok ekmek ve peynir var ki kabın içerisinde, bu herhalde yılbaşından sonra da bir hafta kadar gider evde meze olarak. 20 kişilik dedik baştan. Bu kalabalık bir yılbaşı sofrası için. Dostu bol olan sofralar için veriyoruz bu tarifi. Çeyrek kullanın, 3-5 kişiyseniz veya 10 kişiyseniz yarısını kullanın. Öyle olur ya, hani yılbaşında bir sürü yemek hazırlanır ama o yemekler ertesi güne böyle bir sürü kalır ve hani birkaç gün boyunca yenir. Bundan aykırı olmaz. Ne yapalım, atalım mı? O kadar çok yapmayalım o zaman. Bu daha ideal bir çözüm. Ceviz içini, biber salçasını, kuru kekiğini, taze kekik de kullanabilirsiniz. Ha da güzel olur değil mi? Tabii. Zeytinyağını. Çok fazla tuz atmayacağım çünkü beyaz peynirin zaten tuzu var. Biraz desteklesin diye. Efendim, Serkan Bey dedi ki bu kısımda sensiz olmaz. Ona giren terler. İşte zaten mutfakta yeterince terlemiştik. Üstüne bir de tak da elime eldivenleri. Çünkü beraber yapalım. Peki, ben de hayır diyemedim kendisine, ne yapayım artık, becerebilecek miyim bilmiyorum ama. Şimdi yeşillikleri alalım. İlk önce şöyle kırıp kırıp koyalım. Çünkü bu yeşillikle ve limonla yenilebilen çok güzel bir meze. Sonra galiba köfte şekli vereceğiz. Aynen öyle. Ufak ufak elimde kırıyorum ki her bir parçaya bir tane düşsün diye. Thank you.
Efendim görüyorsunuz şefimiz bizim için hiçbir şeyden kaçınmadı ve arka fonumuza bir uçak yerleştirdi. Şu anda Atatürk Havalimanı dış hatlardayız. Ben dış hatlardaki alakart mutfaklardan sorumluyum çünkü. Ve de mezelerimiz el birliğiyle hazırladığımız. Ellerinize sağlık. Hakkımı yemeyeceksiniz değil mi? Yer miyim? Tuzunuz var. Harika, şimdi evet lezzetine bakıyoruz. Ondan sonra da fikir belirtiyoruz. Serkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler ve şimdiden kolay gelsin diyoruz. Gelelim yeni yılın tatlı geleneklerine. Yılbaşı sofralarında görmeye alışık olduğumuz tatlıların başında kütük pasta ve bal kabağı tatlısı geliyor. Bir de dilek kurabiyesi. Hani şu içlerine iyi niyetlerin, güzel dileklerin yazılı olduğu kağıtların yerleştirildiği ve kırılarak yenen kurabiyelerden söz ediyoruz. Efsaneye göre bu kurabiyelerin tarihi 14. yüzyıla Çin'e kadar uzanıyor. Daha sonra ise Amerika'daki Çinli demiryolu işçileri tarafından yeni dünyaya yayıldığı söyleniyor. Bir başka görüşe göre ise Japon göçmenler ünlü Japon krakerlerini değiştirerek yaratmışlar bu ünlü dilek kurabiyelerini. Yani anlayacağınız dilek kurabiyelerinin ilk kim tarafından ve nasıl bulunduğu bir muamma. Ama gerçek şu ki küçük büyük herkesin taptaze umutlarla girdiği yeni yıl kutlamalarına çok yakışıyor bu kurabiyeler. Şimdi gelin Arnavutköy'de Dilara Erbay'ın keyifli mutfağına konuk olalım. Farklı bir dilek kurabiyesi uygulaması için. Evet, Esra'nın da dediği gibi Dilara Hanım'ın mutfağındayız. Aslında burası oldukça sihirli bir mekan. Böyle her köşeden enteresan bir obje çıkıyor karşınıza. Yemekler son derece ilginç ve de lezzetli. Bu şaşırtıcı konseptin yaratıcısı Dilara'nın da yanımızda. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben böyle bir iki kelime gerçi sarf ettim ama en iyi siz anlatırsınız kendinizi. Burada deneysel, geleneksel mutfak üzerine çalıştığınızı biliyorum. Neler yapıyorsunuz? Deneysel diyoruz çünkü biz bugüne kadar dünyanın ve Türkiye'nin her tarafı demeyelim ama gezdiğimiz yerlerinde öğrendiğimiz şeyleri burada uyguluyoruz, uyduruyoruz diyelim. Geleneksel diyoruz, memleketimizin köy reçetelerini araştırıyoruz. Bilinmeyen malzemeleri, unutulan malzemeleri, bilinmeyen demeyelim de unutulan malzemeleri yiyenlere hatırlatıyoruz. Ve bu malzemeleri hem deneysel tariflerimizde kullanıyoruz hem de reçeteleri olduğu gibi geleneksel haliyle sunuyoruz misafirlerimize. Yani görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, bunlar kısa bir özet oldu ama burada böyle oldukça ilginç bir lezzet keşfi sizi bekliyor. Bu ilginçliğin devamında şimdi dilek kurabiyesi de göreceğiz. Aslında dilek kurabiyesi diyoruz ama biz bir kurabiye yapmayacağız. Dilara Hanım yine bize sürpriz yapmış. Biz böyle bir hamur işiyle karşılaşacağımızı zannediyorduk ama dedik ki geleneksel şeyler kullanalım dedik ve ne çıkardık ortaya? Bu pestil benim en sevdiğim malzemelerden bir tanesi. Burada da zaten herhalde bütün pestil çeşitleri bir arada. Envai çeşit pestil var. Neler var mesela aralarında? Bu köpük dediğimiz üzüm pestili yapılırken üzerinden çıkan köpüğün alınarak hani reçel yaparken yaptığımız köpüklerden onları tekrar saklanması gibi onlar kurutuluyor. Çok ilginç. Köpük de yapılıyor yani tamamen. Evet. Bu dut pestili, erik pestili, kayısı pestili, üzüm pestili. Bir de bu pestillerin varyasyonları var. Mesela bu pestile fıstık atılmış. Bu pestile küncü derler Antep'te. Susam. Burada haşhaş var. Susam ve haşhaş atılmış üzerine. Kullanımı hem pratik hem de aynı zamanda son derece besleyici diyoruz o zaman. Evet, mineraller bakımından da çok besleyici. Çok ciddi bir miktarda demir var içlerinde. Yani ben hamileyken mesela bunlardan çok yedim. Yapımına başlayalım. İlginç bir sunum önerimiz de olacak zaten. Biz de sizi izliyoruz bu arada. Böyle gizli gizli dilekleri yazdı ki sonradan sürpriz olsun diye. Şimdi galiba onları yerleştireceğiz. Şimdi bir tane üzüm pestili aldım. İçinde haşhaşlar ve küncü dediğimiz harika. Susamlar var. Müzik
Yani bunları biraz vakti olan hanımlar evde böyle komik iplerle bağlayabilirler ve buradan böyle küçük cici kurdeleler falan da çıkabilir. Ha evet, daha renk katabiliriz yani evet. İçine. Sunumlarımız birbirinden farklı. Artık siz hangisini isterseniz onu değerlendirebilirsiniz. Ben de bu arada kendi payıma düşen şans pestini çekeyim bakalım. Ne geliyor bana? Şöyle bir dikkatimi çekti benim. Üstü haşhaşlı dedik, susamlı dedik. Şimdi Dilara Hanım, ben böyle romantik bir şeyler bekliyorum. Böyle duygusal bir şeyler bekliyorum. Çıka çıka Voltron'u oluşturalım çıkıyor. Bu ne demektir? Zaten Voltron şeklinde dolaşıyoruz sürekli köy, kasaba, kent. Yani birlik olalım. Böyle hep beraber bir şeyler üretelim. Yani çünkü sadece çok klişe aşktı, paraydı, mutluluktu. Canım klişe şeylere de ihtiyacımız var, öyle demeyin. Şimdi biraz ayakta durmamız lazım. Bir şeylerden korkmamamız lazım. Beraber hareket edebilmemiz lazım. Yani bunlar için bir altyapıyı oluşturalım ben de bu dileklerle. Tamam, peki önce altyapıyı oluşturuyoruz. Ondan sonra gerisi gelir nasıl diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Birbirinden nefis lezzetlerle, keyifli sohbetlerle koca bir yılı daha arkamızda bıraktık. Bizler yepyeni bir yıla da sizinle birlikte gireceğimiz için çok mutluyuz. Ekipçe hepinize sağlıklı, huzurlu, bolluk içinde, rüya tadında bir yıl diliyoruz. Haftaya 2009'un ilk kültür aşında görüşmek üzere. Hoşçakalın.